Merhaba arkadaşlar. Bugün keçe malzemelerinden bahsedeceğim. Ee, keçe fırçası tuhafiyelerde bulabileceğiniz birazcık daha maliyetli bir fırçadır. Ama kullanabilirsiniz. Uzun ömürlüdür. Bunun dışında daha düşük maliyetli olarak araba süngeri kullanıyoruz. Onun üzerinde bu tarz bir çuval kumaşı ya da örtü örttüğünüz zaman keçeye süngerin geçmediğini göreceksiniz. Yani keçe süngeri. Bir üçüncü tercih olarak ve benim en çok kullandığım büyük boy bir yatak süngeri. Bunun üzerine bu şekilde bir bez ya da herhangi bir işte çuval kumaşı gene olabilir. Kullandığınız zaman daha büyük çalışmalarınız için ideal olacaktır. Arkasını da göstereyim bu şekilde. Şimdi keçe süngerlerimizin dışında keçe çalışmamız için keçe ihtiyacımız var. Şöyle görmüş olduğunuz uzun lifli bir keçe bebek yapmakta kullandığımız bir ten rengi. Bunun alternatif renklerini kullanabilirsiniz ama eğer benim gibi bebek yapacaksanız muhakkak ten renginiz elinizde olmalı. Bunlar uzun lifli yünlerdir bu arada. Kolay kolay kopmayan e, fakat yüz, göz, kulak işte burun gibi ya da hayvan figürleri çalışırken sizin için zorlayıcı olan ürünlerdir. Bunların dışında e, şöyle gösterebileceğim benim yurt dışından temin ettiğim farklı yünlerim var. Bunlar gördüğünüz gibi incecik ve çok çabuk kopan, çok çabuk şekil alan yünlerdir. Bunlarla da daha rahat bir şekilde giysi, kıyafet vesaire çalışabilirsiniz. Yani ikisinin arasında doku farkı var görmüş olduğunuz gibi. Gene farklı bir keçe rengi uzun lifli olarak. Bunun dışında benim saç dediğim bazı sentetik keçeler var. Bunların birçok rengi var. Normal keçeye göre daha parlak, daha saça yakın, daha kaygan ve pürüzsüz görüntüler oluşturacaklardır. Bunlarla keçe saçı yapabileceğiniz gibi farklı alternatifler olarak da küçük yani aksesuar ya da işte atıyorum ben mesela mantar evi yapıyorum. Onun kenarlarını bunun yeşiliyle katlayıp yosun görüntüsü vermek için kullanmıştım. Böyle farklı şeylerle de kullanabilirsiniz. Bunlar da normal normal bildiğimiz hani yüzde 80 yüzde 90 e, yün yün olan e, iplikler bunlar da benim e, kıvırcık saç için kullandığım yünlerin alternatifleri. Bunların dışında e, farklı olarak keçe toplarımız var. Farklı boyutlarda ve farklı renklerde. Renklerin farklı olması önemli değil. Zaten ten rengiyle kapıyoruz. Göreceksiniz diğer yapım videolarında da. Farklı boyutlarda olması farklı kafalar oluşturmaya yarıyor. Yani keçe bebeklerimizin kafası, kafası için keçe toplarına ihtiyacımız var. Onun dışında alet edevat kısmım var. Eee... Şöyle gösterebilirim. Bu arada bunu da araya sıkıştırayım. Kol ve bacak için şönil kullanıyoruz. Ya da pipo temizleyicisi. tuhafiyelerde kırtaselerde bulabileceğiniz bir ürün. E, aynı zamanda e, bu görmüş olduğunuz ürünler Melek adı altında. Ben de satışını gerçekleştiriyorum. Bir kit olarak size sunuyorum. E, şönilleri kesmek için e, bir tane keski. E, elleri döndürmek için bir tane e, yuvarlak bir hani dönme aleti bilmiyorum takıcılar daha çok kullanıyor ismini tam bilmiyorum yedili iğne en çok kullandığım şeylerden bir tanesi yedili iğne makinası içi değişebiliyor onun dışında üçlü iğne makinalarımız var şu şekilde daha derine keçelemeyi sağlayan iğneler var içinde bunun bir tanesi kırılmış iki kalmış. Bunların teklisi var ama teklilerini çok tercih etmeyin. Çünkü e, bir, bir kere koptuğunda, içi, yani kırıldığında iğneniz içi yenilenmiyor. Onun dışında farklı botlarda makaslar kullanabilirsiniz. E, i̇ğnenin elinizi acıtmasından korkuyorsanız şu şekilde e, iğneler kullanabilirsiniz. Takmayayım şimdi. Koruyucu, yani el koruyucu, parmak koruyucu Heh, daha doğru adıyla. Bir de e, farklı iğneler, farklı boyutta iğnelerimiz var. Aynı zamanda da farklı türde aksesuarlar kullanabilirsiniz. Bebeklerinizi ve tasarımlarınızı süslemek için. Tabi bunların hepsi bütün malzemeler değil ama hani başlıca ihtiyacınız olanlar bunlardır. Umarım yardımcı olmuşumdur.